Tartışmalar olsun. Hocalarımızı buraya getireceğiz. Yani, Tabii ki o, yazanları geti, yazan ya arkadaşımızı getireceğiz. Ya onları bir tekliflerini, ne yaptıklarını bir görsek. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Daha bu konular tartışılırken başka... Ben çeşitli televizyon ekranlarında evet. işin en başında bunun yanlış olduğunu, Türkiye'ye hayır getirmeyeceğini söyledim. Hatta şöyle bir cümlem var benim. Dedim ki bakınız. Bu haliyle getirirdiğinizde beni Cumhurbaşkanı seçseniz, beni Cumhurbaşkanı seçseniz ben 30 dakika sonra diktatör olurum. <laughs> 35. dakikada ülkeyi faşizme götürürüm. Yakın, Beni seçerseniz. Çünkü bu çok hastalıklı şekilde yapıldı bu iş. Ama ha, siz diyorsunuz ki bu 2006'dan sonra tüm kurumlar değerlerin yıkılmış olması nedeniyle buradaki tamirin hızlı biçimde yapılabilmesi en azından hani böyle tekerlek e, tabi 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 yolda hani ve bu dengenin bile... kurulması sizin dediğiniz o tehlikelerden e arındırılmış bir sistemin yeniden Bak, ihyası gerekiyor. Bu terör örgütüyle hiç kuşkusuz ki yani şu gerçeği tabii teslim etmem gerekiyor. Tabii ki MHP unsurları FETÖ'yle böyle içli dışlı olmadı, yanaşmadı. Evet. Yani geçmişte de cemaatle ama şimdi bu koalisyonun büyük ortağı olan AKP'nin pek çok unsuru birlikte hareket etti. Mesela Tayyip Bey'in söylediği ne istediler de vermedik cümlesiyle birlikte. Ha, şimdi o zaman bakıyorum bu koalisyon meselesi başkanlık sistemi ya madem ki bu örgütle bu denli bu kadar yakınlık kurulmuş o zaman gerçekten sizin söylediğiniz şekilde 2023'teki o hani huzuru güçlendirilmiş parlamenter sistemi veya sistemi işte göreceğiz haklısınız. İkimiz de bilmiyoruz şu anda anayasa hukukçuları ne hazırladı. Evet. Lütfen söyler misiniz bana? Nasıl kurulabilecek bu? O zaman yani koalisyonun ortağı olan MHP nedenli iyi niyetli olursa olsun nasıl kurulacak? Şu bildiri, şu bildiri müthiş. Bu bildiri çerçevesinde ah, kurulacak. Müthiş. Emin olun. Bakın. Türk devlet geleneği, bakın Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milletini ben şahsen hı hı. bir hoca olarak Evet siyaset çok önemli ama siyasetin felsefesi de çok önemli. Hangi parti olursa olsun ister büyük ister küçük, ister sol ister sağ ister farklı tandasta, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir derinliği var. Bu derinlik şudur. Şu metindir. Felsefedir. Bu sosyal demokrat veya Cumhuriyet Halk Partisi de olabilir. O derinlik onda da var. Tabii tabii. Herkes onlar... Çok yaşayın. Onlar da böyle bir Şu bildiri metni gördükleri zaman. Onlar da böyle bir bildiri yayınlarsa yarınki programda da ona. Tabi tabii, tabii. Onların yayınlarsa? da böyle bir derinliği var. Ben böyle inanıyorum bu ülke. Herkes herkeste. Yüz yani yaşında pardon. Evet tabi. Şimdi ki dolayısıyla zorundayım. gördükleri zaman, bakın, bir ben gördüğüm için ve bildiğim için söylüyorum. Onlar bu metni gördüğü zaman e, emin ol, itiraz edecekleri hiçbir şey olmayacak. Şu olabilir, siyaseten kabul etmeyip metinden kastettiğiniz anayasa metni. Anayasa ve Türkiye'nin yeniden yapılanması metni. Öyle korkulacak bir şey değil. Hiç kimsenin kabul etmeyeceği bir şey de olmayacak bu. Nihayetinde taraflar var. Siyasi partiden ötede STK'lar var, kurumlar var, insanlar var, sizler var, bizler varız. Hocalar var, düşünürler var. O metini gördüğümüz an hepimiz konuşacağız. Bakın arkadaş burası fazla bizim ülkemize. Bu olmaz. Ortalaması budur. Ama geçmişteki anayasada öyle yapmadılar. İşte bakın bu sefer 2023'te bakın yapmak zorundayız. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bakın 2016'dan sonra bu 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 açış o yüzden 2023 vizyonu Cumhuriyetin 100. yılı. Misak-ı Milli'nin 100. ben kendim böyle ifade ederim. Evet. Misak-ı Milli'nin ve Atatürk'ün bize vasiyetinin konuda. 100. yılı. Yaşa. Ya etrafınızdaki zenginlikleri alırsınız, Bravo. şerefli Türk milleti olarak yaşarsınız ya da 100 yıl patinaj yaparsınız. O kazançlarını atalarınızın size kazıyarak, şehit olarak, yüz binleri toprağa gömerek verdiği şeyi yeniden ecnebilere bırakırsınız. Doğu Akdeniz işte Suriye, Irak Afganistan neyse olduğu ve Kafkasya olduğu üzere. Ve bundan da kurtulamazsınız biliyor musunuz? Bakın Türkiye'nin hangi köyüne giderseniz gidin Kafkasya'dan esintiler görürsünüz. Kafkasya'dan kardeşlerimizi görürsünüz. Balkanlardan görürsünüz. Tabii canım. İran'dan görürsünüz, Irak'tan, Suriye'den, Libya'dan, Afrika'nın her coğrafyasından bu ülkede insanlar göreceksiniz. Ve bunların mezarlarının olmadığını bazen konuşuyoruz. Hayır, ben benim büyüklerim. Bak, Kafkasya göçmeni yani, büyük. Mezarlar var. Sadece orada. babanı tamam. göreceksin, dedeni Mezarlar görmek istiyorsun, nerede olduğunu göreceksin.